Sefer beni. Gurbet ye. Patlama oldu. Burada. Herkes nereye gitti? Polisler, adamlar. Bu işte bir terslik var. Bu bir aldatmaca Zeyno Ana. Patırtıyı o yüzden çıkardılar. Yardım et bize. Sandalye getir. Defol buradan. Defol. Kardeşimi vermeyeceğim sana. Ne yapıyorsun sen? Zeyno Ana. Zeyno Ana neredesin? Cemo. Cemo buradayım. Kaybolup boşaltın burayı. Zeyno Ana. Cemo. Adam çatıya kaçtı. Oğlum. Bırakın. Amca geldim. Bak. Buradayım. Aç hadi gözlerini. Aç be amca. Hem senin ne işin var burada? Kalk gidelim. Amca. Amca. Bu Beytoya haddini bildirmek vacip oldu. Memo, evdekilere haber sal. İday, Hacer, Maho. Yarın sabah gelip Hakkı'yı beklesinler. Baş üstüne abi. Zeyno Ana. Ya biz ne yapacağız? Oğlum, Beytoya olan borcumuzu ödeyeceğiz. O Zeyno karısı senden uyanık çıktı. Hani sen aldığın işi yarım bırakmazdın ha? Hakkı ölecek. Er ya da geç. Er ya da geç. Er ya da geç. Mesela ne zaman ha? Eceliyle falan mı?
oldu evlat? Sonunda hayal görmeye kadar başladık. Ne hayali? Geliş. Yandan bir araba geçti. İçinde oturan sanki aynı Zeliş. Ben Beyto. Gözün aydın. İlyas'ı yakalamışsın ha? İşin bitti Beyto. Bu kadar emin olma Zeyno. Bak sana kimi vereceğim. Alo Zeyno ana ben Maho. Maho! Maho ne işin var orada? İlyas'ı polise teslim edersen yeğenin ölür Zeyno. Açık konuşacağım Zeliha. Durumun kötü. Yani seninle ilgili hiç kimse hiçbir şeyin sözünü veremez. Ne ben ne abin. Kendini kurtarman zor. Ama kurtarabileceğin biri var. Mazlum. Jandarma da yok, polis de. Ben düşmanıma güvenmem. Bekle diyorsam bekleyeceksin. Bak, dinle. Eğer ki Maho'ya bir zarar ver, kılına bir zarar gelsin. Diri diri gömerim seni. Anladın mı? Diri diri gömerim seni. Sen tuhaf bir kadınsın. Atıp tutmak için yanlış zaman seçtin. Şimdi senin yalvarman gereken zaman Zeyno kadın. Bana yalvarmam gerek. Sağ olun. Bir şey değil hanımım. Ben hastaneye gidelim. Peki. Cemo. Ziyaretçin mi? İpek. Cemo. Cemo. İpek. Ben duramadım. Daha fazla duramadım. İpek. Bağışla Cemo. Bağışla. Bana bir şey söyle. İzmir'e iyi miydi? Kırgınlığının geçtiğini söyle. Amcam ölümlerden döndü. Hastaneden geliyorum. Mahok kaçırıldı. İdeal söyledi. Kahroldu. Gittiğinden beri hiçbir şey düzelmedi. Burası senin için hala cehennem. Diyeceğim, eğer gideceksen, döneceksen İzmir'e... Ben anladım Cemo. Artık anladım. Neyi anladın? Eğer yoksan Cemo, sen yoksan... Cennet bile olsa bomboş. Soğuk, hiç tadı yok. Anlıyor musun? İpek. İpek. İzmir'i üzdün benim. Buradayım. Hadi gidelim. Hadi. Başkomiser Ertaç. Selam Ertaç. Üsteğmen Ali. Selam, nasılsın? İyidir, sağ ol. Şu peşine düştüğün dağıtımcıyı soracaktım. Hani Urfa bağlantılı. Ucundan Beyto çıkar mı diye. Adamı aldık, şu an sorguda. Her an ötebilir. Beyto fazla baş ağrısı oldu galiba. Sorma. Adam çevre kirliliği. Eli rahat dursa ayağı durmuyor. Ayrılma bir dakika. Efendim. Amirim, bu adam ilginç şeyler söylüyor. Dinleseniz iyi olur. Geliyorum. Şimdi çağırdılar. Sorguya iniyorum. Bakarsın. İyi bir haber çıkarsa ara. Haberi iyi çıkarsa orada izlemektir zaten. İyi olur. Beyto'yu ziyarete birlikte gideriz. Hadi kolay gelsin. Muhteşem. Hep filmlerde görürdüm ya da fotoğraflarda. Evet öyledir. Motoruna atlayıp macera peşinde koşanlar için. Kızma, ben gördüğümü söylüyorum. Ben de yaşadığımı. Sen onları bilmiyorsun. O kadar mı kötü? Hayatta kalmaktan söz ediyoruz Burç. Ölmek burada çok basit. Sadece bir an. Ya burada tanıdığım, çok sevdiğim insanlar var. Ya bazen o insanlar öyle şeyler yapıyorlar ki aklın durur. Ya kötü oldukları için değil, anlıyor musun? Daha farklı olamadıkları için. Gidelim buradan Burç. Lütfen. Eğer beni seviyorsan. Seni seviyorum.
O yüzden mi? O zaman gidelim. Ya götür beni burada. Ya ben denedim olmadı. Lütfen Burç, lütfen. Malı nereden aldın? Beylikdüzü'nde bir depoda. Sahibi? Nizam diye biri. Patmoslu Nizam. Mal nereden geliyor oraya? Son parti Urfa'dan geldi. Kimden? Adını bilmiyorum. Hatırlamaya çalış. Şart olsun bilmiyorum. Bilsem abilere söylerdim. İyi düşün. Belki söylemediğin bir şeyler kalmıştır ha? Adını bilmiyorum ama adam bir ağa. Almanya'dan yeni gelmiş. Baksana, neyin var senin? Bilmiyorum. Yani ne demek bilmiyorum? Ya kaç bin kilometre yol yaptın, buraya geldin. Bir anlamı olmalı. Elbette var. Öyleyse? Emin değilim. Ya neden emin değilsin? Bak, şimdi söyleyeceğim şeyi sakın yanlış anlama, olur mu? Dinliyorum. Seni seviyorum. Beni sevdiğini söylüyorsun. Ama isteğin, yani asıl isteğin ne? Ben miyim? Yoksa seni buradan çekip alacak herhangi birisi. Buralara kadar bunu sormak için mi geldin? Gelmek zorundaydım. Bu benim hayatımın şimdiye kadarki en önemli sorusu. Şimdiye kadar hiç olmadım herhalde. Hiç. Adamımız bu mu? Evet abi. Deponun sahibi Nizam. Gözcü bir konuşuyor. Adamımız geldi, başlıyoruz. Anlaşıldı, tamam. Hadi arkadaşlar. Sen başında kal. Malınızı hazırlattırıyorum. Yarın sabah hazır olun. Acele edin arkadaşlar. Hadi hadi çabuk olun. Yat. Dur polis. Durma zaman yap yere yap. Nizam sensin ha? Evet ama. Bunu ben alayım. Amirim bir yanlışlık olmadı. Doğru, bir yanlışlık var. Sen ne senin gibilerdin. Komiserim. Bingo. Seninle biraz konuşalım mı ha? Kaldırın şunu. Daha çocuğu olmak da zor be bak. İnsanın başına neler de geliyor. Sen asıl kendi başına gelecekleri düşün. Ulan ben şimdi senin... Uyuma şu... Başına iş alacağım, bir tarafını kıracaksın be. Susun. Kesin sesinizi. İdeal. Efendim amcacığım. Şunun içine iki tutam isot atıver. Allah. Acıyı artır alma. Bu iyileşiyor artık. Efendim. Takas bu gece olacak. Saat 8'de. Bekle biraz. Tam 8'de. Anladın mı? Çok geç. Fikrini sormadım. Beklemekle ne geçecek eline be adam? Gün ışığından hoşlanmıyorum. Takas nerede? Bir saat önce arar haber veririm. Yiğenim az yükseltele beni. Tamam amcacığım. Yeter tamam. Vurulmak, ölmek. Mesele bu değil. Asıl mesele şu yataktan kalkınca ne yapacağını bilmem hak. Kim? Cemo. Özel konuştun herhalde. Fabrikaya gitmem lazım. Bu daha mı özel bir görüşme olacak? Müşteriler gelmiş. Kooperatife de uğrayacağım. Ya amcası sormadı mı Ergen'e? Sormaz olur mu? Sordu tabii. Cevabı kısa kesin herhalde. Çıkmanla girmen biri oldu. Hakkı. Yiğidim. Aslanım.
Yorma beni, olmaz mı? Hadi ben çıkıyorum, akşama uğrarım. Öyle olsun. Ben de seni geçireyim Zeyno Ana. Bir şeyler dönüyor ya, hadi hayırlısı. Bu gece saat 8'de. Hayırlısıyla bir atlatsak. Amcam şüphelenmeye başladı. Farkındayım. Gittiği yere kadar idare edeceksiniz. Olmadı yatağa bağlayacaksınız. Başka çaremiz yok. Yürümem o çiftliğe. Az önce ne demek istedin? Ne zaman? Hani vurulmak sorun değil. Asıl buradan çıkınca. Buradan çıkınca? Ne demek bu hakkı? Eskiden olsa, yani sen olmadan, o zaman kolay. Gidersen, yapışırsan Beyton yakasına, kim öle kim kala. Ya şimdi? Şimdi gözleriniz Yunus Hanım. Gözleriniz ve de güzelliğiniz. Bırakıp gitmek büyük dert. Beyton'un derdi Maho'yu harcamak değil. Başka zaman olsa belki. Ama İlyas elinizde. Onun derdi kendi paçasını kurtarmak. Şuraya bak. Hiç akla gelir miydi? Eskiden birbirimize çevirdiğimiz silahlar şimdi yan yana. O eskidendi Cemo. Çok eskide. O zamanlar hiçbirimiz masum değildik. Sen hariç. Sen hep öyleydin. Tek başına masum kalmak diye bir şey olmaz Cem. Elif abla geldi. Merhaba. Bir haber var mı? Var. Bu gece 8'de. Baban? Zeyno Ana ile içeride. Cemal. Bu da geçecek mi Elif abla? Geçecek Cemal. Geçecek. Hep öyle söylerdin ya. Geçmek zorunda. Zeliha'nın yanından geliyorum. Ne yapıyormuş sevgili kardeşin? Babam hayal görmemiş Murat. Adam bu mu? Cevap ver, bu mu? Evet. Evet o. Aferin sana. Avukat istiyorum. Tabii elbette. İlgilenin. İşin içinde babam olmasa Zeliha umurumda değil. İkimiz onun yüzünden her şeyimizi kaybediyorduk. Hayatlarımız dahil. Ben de bayılmıyorum Zeliha'ya. Ama bu sır hayatımızın ortasına gelmiş, çöreklenmiş durumda. Üstelik ikimiz de sırlardan nefret ettiğimiz halde. Şu anda sadece Maho'yu düşünüyorum. Maho kurtarılmayı Zeliha'dan çok daha fazla hak ediyor. Kabul. Ya ben de farklı düşünmüyorum. Ama baban... Yani hem kızını kaybetti hem de torununu kaybettiğini düşünüyor. Onun yorgun kalbi için bu kadar acı çok fazla. Doğru söylüyorsun. Sen hiç hayatında böyle başını beklemiş miydin? Yok vallahi, bu ilk. Elleri bağlı adama horozlanmak kolay tabii aslanım. Şimdi çözer ellerini gösteririm sana. Senin buna yüreğin yetmez aslanım. Ulan... Şimdi görürsün sen. Dur. Ağzına gelme bu herif. Git iki çay getir de içe. Hadi. Aklı sıra uyanıklık edeceksin değil mi? Yemezler İlyas Efendi, yemezler. Ben bir içip geleceğim. O zaman soracağım sana çakal. Thank you.
Ne işin var lan orada? Karnım aç. Canım çekti. Biraz bir şeyler yiyeyim dedim. Encik gibi kafanı eğip tabaktan mı yiyeceksin lan? Açım dedim ya. Geber acından. Ne hazırlıyor bu gene? Hey gidi dünya hey. Hakkı ağa gibi bir yiğidi vurmak. Şu adama kalmış ya. Ne diyeyim ben size? Ne diyeyim? İki saat kaldı. Hala aramadı bu herif. Son ana kadar bekleyecek. Neyi bekliyor daha neyi? Cemo. İki saat daha. Tamam mı? İki saat daha sık dişini. Alın bu veledik teklifini götürün. Adamlar etrafta tertibat alsınlar. Tamam abi. Varınca haber verin bana. Yürü bakayım yedik. Yürü bakayım. Bırakın ben yürüyorum be. Kaşınma aslanım. Kaşınma. Yürü hadi yürü. Yürü. Bırakın. Yürü. Gördün mü Şehmus? Gördün mü ha? Yeni neslin hali bu işte. Eskiden büyüklere saygı diye bir şey vardı. İdal. Gülnaz. Anlat. Neler oluyor? Yok bir şey. Yok ne olsun ki? İdal. Bir şeyler olduğu belli. Hakkı da huzursuz. İnan ki yok. Bence var. Hakkı'dan gizlenmesi gereken bir şey var. Hadi söyle bana. Bak sen tek başına Hakkı'yı zapt edemezsin. Eğer bilirsem yardımcı olurum. Söz veriyorum. Sadece yardımcı olurum. Maho'yu kaçırdılar. Ne? Benim çişim geldi. Sırt işini. Deminden beri sıktım, patlayacağım. Yapsın altına değil, boş ver. Kokusuna katlanırsanız benim için hava hoş. Bela mısın lan başımıza? Söyleyeyim de günah benden gitsin. Lan lan kalk. Yürü. Yürü hadi. Yürü. Yürü lan. Yürü. Lan. Yürü. Ellerim bağlıyken nasıl yapacağım? Ha, sen tutacaksan ayrı mesele. Bana bak, dön arkanı, yap şu zıkkımı, delendirme adamı. Hadi la, bitmedi mi? Biraz daha var. Şerdiği falan yok bunun. Dön lan yüzünü. Yürü. Geber. Köpekler. Köpekler niye ağlıyor? Ben bir bakayım. Bırakın, yaralanmış ya, sağ olun. Kaçırdınız mı lan? Yaralanmış bu adam. Koşun, yakalayın, adam kaçıyor. Çabuk olun. Çabuk. Allah kahretsin. Çabuk. Ne oldu Memo? Ne var, ne bu silah sesleri? Adam kaçmış ha. Allah kahretsin. Yürüyün. Şu tarafa. Tarafa kaç. Koşun köpekleri salın. Çabuk hadi. Çabuk hadi. Çabuk. Sen. Hadi. Sen çabuk çabuk. Kemo. Uzağa gidemez. Şimdi yakalarız. Uzağa gidemez. Benim de geliriz abi. Bu tarafa. Bu tarafa. Allah kahretsin. Saat 7. Bir saat kaldı. Maho. Hadi oğlum çıkın. Şoseyi keselim. Arabaya. Yürüyün. Bana geri ver. Geri ver. Geri ver. Yollarına kurban oldum.
Çabuk bulun adamı. Siz ikiniz böyle, siz ikiniz benle. Çabuk. Şöyle de bakın. Söylediğim saatte keklik düzünde olun. Bir saçmalık yapmaya kalkarsan... bu oğlanı sana ceset torbasında yollarım, haberin olsun. Beyto mu? Beyto. Keklik düzünde bekliyor. Kırk dakikamız var. 40 dakika sonra Mahu. 40 dakika. Allah'ım şimdi yardım et bana, şimdi. Adamı bulacağız. Yerin dibine de girse bulacağız. Bulamazsak. Bulamazsak Mahu. Bulamazsak. Gidip Beyto'yu bulacağız. Dünyayı başına yıkacağız. Ama Mahu'yu yem etmeyeceğiz Zeyno kadın. Saat kaç? 8:15. Sadece 15 dakika kaldı. Şurada biri var. Sür üstüne! Sen beynini dağıtırım. Ölürüm seni. Zeyno ana. Tamam. Geçti. Şimdi gidip Maya alacağız. Sakin ol. Alo. Murat. Adamı yakaladık oğul. Çiftliğe dön, hazır bekleyin. Hemen yola çıkacağız. Kalk lan, kalk. Kalk. Yürü. Bu işte bir pislik var. Ne diyorsun Hakkı? Ne pisliği? Ya nerede bu millet? Herkes birden nereye kaybolur? Amca lütfen ama. Bir şey olduğu yok. Ya delirtmeyin adamı. Sapa sağlam adamken bana nefes aldırmayan ablam... vurulup yataklara düşeceğim de tepemden ayrılacak. Olacak şey mi bu? Hakkı. Bak Zeyno ona belli etmiyor ama o da pek iyi değil. Üzüntüsünden kadıncağızın tansiyonu fırladı. Dinlenmesi gerek. E hadi onun tansiyonu fırladı. E Cem oya ne halt oldu? E Maho... Ya amca biz seninle ilgileniyoruz diye onlar da Zeyno ananın yanında kaldı. E büyütme bu kadar. Yok. Bu işte pislik var. Elif'in dediklerine kısmen katılıyorum. Hangi kısmına? Babanla ilgili olanlara. Çocuğumu almakla hata mı ettim? Evet, ettin. O benim çocuğum. Unuttuğum bir şey var. Ne? Mazlum, babandayken sen onun emin ellerde olduğunu biliyordun. Çocuk sendeyken baban bunu bilmiyor. Dahası onun öldüğünü düşünüyor. Bu onu kahretmeye yeter. Kaldı ki Elif açıkça söylemiş sana. Baban kalp rahatsızlığı olan bir adam. Ne demek istiyorsun? Geçmişte yaptıkların için kendini hep suçladın Zeliha. Haklı ya da haksız. Onların her biri için kendine mazeret bulabilirsin. Ama babana bir şey olursa... Hayır. Bunun mazereti olmaz Zeliha. Altından kalkamaz. Nerede kaldı bunlar? Neredeyse gelirler ağam. Seni gözden çıkardılar galiba. Geliyorlar ha. Tamam.
Kalabalık geliyorlar. Dikkatli olun. Dikkat edin. Gözünüzü dört açın. Şu hale bakın. Kimleri görüyorum? Bütün düşmanlarım bir arada. Bu ne saadet. Bu marifet sana ait Beyto. Düşman peydalamakta üstüne yok. Maho! Ben iyiyim Zeyno ana. İlyas nerede? Cemo. Getir şu. Yürü. İşte burada. Gönder. Önce Maho. Size güvenmiyorum. Güvenmen umurumda bile değil. Yeğenim kiralık katilinden çok daha önemli. Dediğini yaptık. Gördüğün gibi ne polis ne jandarma. Şimdi ya adam gibi ver çocuğu ya da savaş çıksın hep birlikte ölelim. Çocuğu getirin. Aynı anda yürüyecekler. Yavaş yavaş. Sen de yavaşça. Tamam şimdi. O bücür sen miydin lan? Silahlar, herkes sakin olsun. İlyas, indirin silahları. Gelme. Bu iş bitmedi Beyto. Yaptığın kalleşliğin hesabını vereceksin. Sen ölene kadar da kapanmayacak. Bunu o kuş beynine iyice kazı. Kardeşim öldü. Senin kardeşin hayatta. Ben hala alacaklıyım, anladın mı? Hala alacaklıyım. Arabaları. Geçmiş olsun Zeyno kadın. Hadi evlerinize. Amca Hakkı lütfen. Bey, bu imkansız. Amca, Hakkı. İmkansız mı imkansız değil. Gideyim ben. Hakkı delirdin mi? Amca kendine gel. Ya kendimdeyim ben. Çıkar şunu. Nerede hasta bakıcı? Elbiseler mi getirsin? Sizi bırakamayız. Öyle bırakırsan ki. Getir kağıdını imzalayacağım. Daha iyileşmediniz. Enfeksiyon kapabilirsiniz. Kapmam enfeksiyon enfeksiyon. Saçmalıyorsun. Ablam nerede? Cemo nerede? Maho niye yok? Amca gidip lütfen. Kendi gözlerimle göreceğim. Yatar mısın? Saçmalama. Bırak kız. Hakkı. Ne bağırıyorsun? Buna ne çok şükür. Bana müsaade. Abla. Maho. Ne oluyor ya? Öldüreceksiniz adam meraktan. Ödüm koptu başınıza bir şey geldi ya. Amma evhamlısın be oğlum. Boyaklı sülalesinin başına ne fenalık gelebilir ki? Eyvallah ben mantar tabancasıyla bu hale gelmişim ha. Şişt baksanıza. Canım ya. Oğlum ne bu itibar? Tebrikleri kabul eder gibi bir halin var Maho. Hayırdır koçum? Seferden falan mı dönmüş sana? Sen neredesin sabahtan beri? Hiç işte amca, orada burada. E anlat hele, görünmediğine göre mühim bir şey olmalı. Memo, aslanım. Boyatlı aşiretinde yarım saatliğine idareyi ele almışam. Çık dışarı, kapıyı kapa. Ben söylemeden kimseyi dışarı çıkarmayacaksın. Abacım. Ya hadi git. Boşuna bakma ablama. Tamam Hakkı. Darbe yapmana gerek yok. Anlatacağım. Hele bir rahatla. Çocuklar bizi biraz yalnız bırakın. Hadi. Evet. Şimdi baş başa kaldık. Hadi bakalım söyle. Ne öğrenmek istiyorsun? Anladığım kadarıyla vartı atlatılmış. Atlatılırken de benden gizlemek için milletin göbeği yarılmış. Doğru mudur? Evet doğru.
Aynen dediğin gibi. Bundan sonra olacaklar beni korkutuyor. Bundan sonra olacaklardan Beyto korksun. Bize çay yok mu? Var baba, papatya çayı. Ama önce ilacın. Bu Beyto'yla ne yapacağız? Adam resmen ruh hastası. Elbet bir çaresine bakılacak. Hem de tez zamanda. Neyse, Maho kurtuldu ya. Evet, Maho. Maho'yu kurtardık. Zeyn o kadın mutlu. Herkes mutlu. Hakları var. İnsan elbet mutlu olur. Mutluluktan ölür. Mazlumu bulaydık. Torunumu. Kokusunu çekeydim içime. Güzel işimi koklar gibi. Ben de mutlu olurdum. Mutlu kapardım gözlerimi hayata. Söylemeyecektik sana. Murat'a bile tembihledim ama Bu sabah bir ara Zeliş'i görür gibi oldum. Bir hayal geldi geçti gözlerimin önünden. Salavat getirdim içimden. Dedim ya Rabbim herhal çıldırmaktayım. Baba. Hani lafın gelişi? Eğer başa dönmek mümkün olsaydı, yani ne bileyim, Zeliha intihar etmeseydi, yaşasaydı, ya da olmayacak şey ama kurtulsaydı, sen de bunu bilseydin. Zeliha da gelip karşına dikilseydi, ne yapardın? Benim uykum geldi. Size Allah rahatlık versin. Bir daha da bu papatya çayını içirtmeyin bir ye. Tadı rezalet. Abla. Cemo. Bence bu Beyton'un katli vaciptir. O ölmeden kimseye rahat yok. Son söz senin abla. Beyto bünyede kalmış bir mikroptur. Bence de yok edilmesi icap eder. Ama ve lakin... Aması falan yok hala. Temizleyelim şu gitsin. Sabah ola hayrola. Maho! Maho! Aslanım! Oğlum! İyi misin? Aslan oğlum! İyi misin? Kurban olayım Maho. İyi Melam. Yenge. Doktor. Hadi gel. 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 Güle güle oğlum. Güle güle. Zeliha. Yavrum. Yavrum. Canım. Beni hatırlamayacak. Öyle küçük ki. Hadi ver artık Zeliha. Zeliha. Güle güle bebeğim. Güle güle. Benim adım İlyas. Ne iyiliği unuturum ne kötülüğü.
Bana yaptığın bu iyilik var ya Beyto, bu iyilik. Mümkünü yok altında kalmam. Ne yapıp edip o hakkıyı geberteceğim. İki defa kurtuldu elimden. İkisi de şans. Öyle değil mi Şemuza? Bırak şimdi işi. Şu müziği dinle. Dört tane kürdili Hicazkar saz semaisi. Tapyosa. Muhteşem. Mükemmel. Biliyor musunuz beyler? Biliyor musunuz? İnsan bu müziği dinlerken ölebilir. Yahya. Buyur ağam. Alın şunu. Alın çabuk. Sessiz olun. Allah Allah. Rüyamıza da girmeye başladı. Mazlum mu? Mazlum mu? Ne var Sinan? Ne yapıyorsunuz? Ağam, ağam. Çocuk geldi ağam. Mazlum. Mazlum mu? Ağam. Uyuş. Mazlum. Gözümün bölümü. Mazlum. Cigerim. Canım. Canım. Bir tane. Dedesinin bir tanesi. Muzum. Canım. Oh, çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Gidişin işe yaramış. Çok şükür Allah'ım. Sana bin şükür. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyon ve ele geçirilen sanıkların ifadelerine dayanarak şunu kesin söyleyebiliriz ki Beyto artık avcumuzun içinde. Operasyonu jandarma birliğiyle ortak yürüteceğiz. Timlerimiz akşam saatlerinden itibaren Beyto'ya ait belli başlı mekanları denetim altına almış durumda. Bu mekanlara Beyto'nun şehir dışındaki laboratuvarları da dahil. Deneme ekipleri. Yerlerini aldılar sayın müdürüm. Operasyon iki koldan yürütülecek. Hedeflerimiz bir, Beyto'yu yakalamak. İki, laboratuvara yapacağımız baskınla ve diğer suç unsurlarını ele geçirmek. Başardığınız takdirde son yılların en büyük operasyonlarından biri olacak. Albayımla birlikte operasyonu merkezden adım adım izleyip koordinasyonu sağlayacağız. Şansınız açık olsun arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Onu sevmek ister misin? O bir Kerimoğlu. Senin öz yeğenin. Biliyorum. Ve hepimizden daha masum. Özellikle de annesinden. Ona bakarken Zeliha'yı hatırlamaktan vazgeçsen. Deniyorum. Tamam canım. Onun uykusu var. Bütün suç babamda. Sabaha kadar çocuk kucağında dolaştı durdu. Evet. Koskoca Reşo'ya ne kendi uyudu ne de çocuğu uyuttu. Ayşe! Alıp çocuğu yerine yatırsana. Bak hoşçakalın. Güle güle. Bu kıza bir haller oldu. Çok keyifli. Fazla keyifli. Sen şimdi buna da bir kulp takarsın. Niye acaba? Takarım. Yani çünkü bu kadar neşeli olması ayrı alamet değil. Belki okuldan bir çocuğa aşık olmuştur. Yok artık daha neler. Ya dün bir bugün iki. Yuh. Ferit. Buyur ağam. Babam kalktı mı? Çok oldu ağam. Erkenden kuşanıp Zeyno ananın evine gitti. Hoş geldin Reşo'a. Hoş bulduk Zeyno kadın. Gözün aydın. Sonunda torununa kavuştun. Kavuştum ya Zeyno kadın. Nasıl oldu anlamadım. Gecenin bir vakti bir çocuk sesi. Sanki gökten bir vahiy inmiş gibi. Nereden geldi? Nasıl geldi? Allah'ıma şükürler olsun. Boş ver ağa. Bazen düşünmekle çıkamayız işin içinden. Diyeceksin ki alıp götüren zalimin biriydi. Ya getiren?
Zulmedenlerin kalbi de gün gelir yumuşar be ağa. Öyle diyelim, öyle olsun. Hadi misafirler içeride, geçelim. Sağ ol canım, afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Babamın sabah sabah Zeyno Hanım'da ne işi var? Torununa kavuştu, yerinde duramıyor desek. Bu kadar eğlenceli bir iş için gittiğini hiç sanmıyorum. Ağalar, beyler. Beyto denen alçağın yaptığını gördünüz. Kan dökmeyelim dedikçe kanımız aktı. Canlar yanmasın dedik, can evimizden vurulduk. İşte kardeşim Hakkı. İşte göz bebeğimiz Mahu. Bugüne kadar alttan aldıysak aczimizden değildi. Devlete ve hepsinden mühimi birbirimize verilmiş sözümüz var. Lakin söz verdik diye can da verecek halimiz yok. Beyto içimize girmiş. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışan bir mikroptur. Diyeceksiniz ki Reşo ağanın bu divanda ne işi var? Evet, buradayım. Çünkü Beyto her şeye rağmen Kerim oldu. Hanımdandır. Ve akrabandır. Düşmanın dahi merdi makbulken o namerttir ve korkaktır. İşte bu yüzden ağalar. Gerçi Zeyno kadın ne düşünürüm bilir ama şimdi hepinizin huzurunda söylemek isterim ki eğer Beyton'un haline karar verirseniz kararım sizinkiyle aynıdır. Ve şu ağayı duydunuz. Karar zamanıdır ağlar. Artık söz sizin. Düşünecek yan kalmamıştır Zeyno kadın. Çare bellidir. Beyto huzuru bozar, nifak tohumları eker. Masum insanları ihfal eder. Dirlik düzenimize kasteder. En büyük kötüsü zehir ticareti yapar. Çocuklarımızı zehirler, o da şerefimize leke bırakır. Herkesin huzurunda demek isterim ki ağa, Beyto bizim gözümüzde bir Kerimoğlu değildir. Onun yaptıklarını bir boyaklı da yapsa aynı tedbiri lüzum görürdük. Aşiretin bunu böyle bilsin. Beyton'un başına ne gelirse gelsin, biz Kerimoğullarıyla dostuz. Sözümüze sadığız. Ve hep öyle kalacağız. Duymam gerekeni duydum. Yapmam gerekeni anladım. Şimdi bana müsaade. Sağ olasın. Cemo seni geçirsin. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı. İşte böyle Cemo. Nereden nereye de gilme. Öyle ağa. Mazlumu duyduk, çok sevindik. Sağ ol. Sağ ol. Kal sağlıcak. Hadi. Sağ ol. Sinyal alıyor musun? Evet, çok net. Hareket var mı? Henüz yok. Klasik Türk müziği her zaman güzeldir. Alo. Selam ağam. Kimsin? Beykozlu Necmi. Söyle. Araziyi ele geçirdiler ağam. Dün öğle vakitlerinde. Ya. Şifreli konuşma. Malın yakalandığını söyle. Atmosun Nizam en son Gayrettepe'de göründü. Anladım. Komiser ara. Arıyorum. Haberler kötü şeymiş. Çare. Hemen yerlerinizi alın. Pozisyonunuzu alın. Çabuk. Efendim? Bir İstanbul telefonu kaydı. Beyto malın ele geçirildiğini biliyor. Patmosundan haberi oldu. Anlaşıldı. Nedir? Beyto Eren sıvışabilir. 23.15, 23.16. 23.15. Dinliyorum. Beyto kaçmaya hazırlanıyor. Mardin çıkışını kesin ve tutuklayın. Anlaşıldı.
Maden çıkışını kestik, bekliyoruz. Tetikte olun, neredeyse gelirler. Yürüyün! Ağalar, analar, bacılar. Ben ki Kerimoğlu sülalesinin başı Reşo ağayım. Bu torpaklarda doğdum. Bu torpaklarda büyüdüm. Ve bu torpaklarda ölmeye akt ettim. Vurdum. Vuruldum. Benim de hatalarım, günahlarım oldu. Hiçbirini inkar etmedim. Bu son. Son bir mikrop kaldı. Temizlenecek ve bitecek. Cemo. Bekle İzmir'i. Bekle, geleceğim. Hadi. Gidelim. Burası Beyto ağanızın köyü. Sizi yalanlarına alet eden, peşinden gittiğiniz o alçağın köyü. Hani nerede kendisi? Fidan gibi delikanlıları zehirleyen, batağına düşüren Beyto nerede? Ben Kerimoğlu'nun başı Reş olarak derim ki... Namusumla mühürlediğim bu barışın bozulmasına asla izin vermeyeceğim. Siz analar, bacılar daha kaç evlat gömeceksiniz? Kaç oğul, kaç koca? Eğer bu yüzden bana diyeceklerse söyleyin onlara. Gelsinler, gözlerimin içine bakarak söylesinler. Etrafınız sarıldı. Silahları bırakıp teslim olun. Koş koş koş. Kapıyı açın, kapıyı. İçeri girin çabuk. Yakalayın, herkes yakalayın. Herkes yere itin. Çık yukarı. Ateş etmeyin. Kaçma. Evden çıktılar. İki araç halinde. Tekrar ediyorum. Beyto evden çıktı. Anlaşıldı. Tamam. Hazır olun. Geliyorlar. Çevirin etrafını. Çevirin. Çıkın dışarı. Herkes çıksın dışarı. 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 Beyto nerede? Nerede Beyto? Ne Beyto? Baş efendi. Ağanız nerede bir adam? Bunda bu sabah hiç görmemişiz. Alın bu herifleri, götürün. Çabuk. Evet, 23-16, 23-15. Bunu götürün aşağı. Dinlemede. At atıldı komutanım. Çevirdiğimiz araçlardan Beyto çıkmadı. Anlaşıldı. Allah kahretsin. Ne oldu? Beyto kaçmış. Nerede lan ağanız? Konuşsanıza. Nerede lan? Nerede o korkak? Nerede lan? Vallahi bilmiyik ağam. Lan nerede? Apar topar gitti. Gitmişler ağam. Burada kimse yok. Az kaldı Beyto. Yarım saate kalmaz. Allah'ın izniyle sınırdayız. Sence Beyto'yu öldürecekler mi? Gördükleri ilk yerde. Ne oldu? Yani düşünüyorum da, Beyto gibi etrafına kötülük saçan bir insanın dünyada yeri olmamalı. Ya böyle düşünmem iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama bildiğim iyilerle kötülere eşit duygularla yaklaşmak gerçekte adaletsizliğin ta kendisi. Hadi daha hızlı. Daha hızlı, göster şunları. Mazlum'un gelmesi babamı epey bir toparlar. Ya fırsattan istifade şu Zeliha meselesini halledelim artık. Bir hal şekli geliyor mu aklına? Yani aslında fazla seçenek yok biliyorsun. Ya götürüp kendi kontrolümüzde bir yerde saklayacağız. Ya da götürüp adalete teslim edeceğiz.
Ne oldu gene? Merve, motorun tepesinde o serseriyle. Kim, ne serserisi? Şuradan dön de şu motorun peşinden git. Niye? Buş denen bir herif vardı ya, İstanbul'da motor yarışçısı. Ya gelmiş burada, Merve motorun arkasında. Demek o yüzden sabah bu kadar neşeliydi. Ya Murat, bassana şu gaza. Ne olacak basınca? Ne yapacaksın yakalarsak? Caddenin ortasında benzetecek misin ikisini de? Ya sen yakala onları, ben yapacak bir şey bulurum. Sakin ol canım. Tamam, gördün. Burç burada. Durum anlaşıldı. Ne yapacaksan akşam evde yaparsın. Şehrin ortasında değil. Allah Allah. Cemo yok, Memo yok. Kimi arasam yok. Sen ne yapıyorsun burada? Gittiler Zeyno'na. Nereye? Hepsi gitti. Silahlarını alıp gittiler. Beyto. Beyto. Deli gibi arkalarına bakmadan gittiler. Neden mani olmadın? Neden dikilmedin önlerine? Niye haber vermedin bana? Denedim, dinlemedin. Sen biliyormuşsun. Neyi biliyormuşum ha? Neyi? Beyto için bir karar verilmiş. Beyto için karar mı verilmiş? Hı hı. Bunlar siren sesleri. Polisler, Allah kahretsin. Bizi buldular ağam. Yakalandık. Bas gaza ulan. Bas gaza ekranları. Yapamayız Beyto. Ateş ederler. Tararlar bizi. Beyto. Yolun buraya kadar. Evet. Şimdilik. Sınıra gidiyordun ha? Az kalmıştı. Hep öyle sanılır Beyto. Ama sonra bir bakarsın, nereden çıktı bunlar dersin. Teknoloji Beyto. Artık uydu takibi denen bir şey var. Teknolojiyle aram yoktur. Başkomiserim, bunları ne yapalım? Plaklarım. Plaklarıma dokunma. Kapat onları, tozlanacak. Tamam Beyto, tamam. Sakin ol. Merak etme, bir şey olmaz. Müziği biz de severiz. Onlar benim her şeyim. Götürün. Haklısın Beyto. Seni anlıyoruz. Sen de şu an bizim her şeyimiz. Götürün. Alın onları çabuk. Geç, geç, geç. Teşekkür ederim komiserim. Ben de size teşekkür ederim Hüseyin Hanım. Başarılar, iyi çalışmalar. Sizinle çalışmak zevkli.